Evet, 2 saat de olsa yattın içeride. Biliyorsun başkan, zamanında çok yattık kimliğimizi açık etmeyelim diye. Ben savcı beyle konuştum, durumun önemini anlattım. Emniyet kısmına gelince dallanıp budaklanmadan orayı da halledeceğiz. Yalnız Yıldırım, bu olanları düşündükçe benim aklıma başka şeyler geliyor. Ne gibi mesela? Önce stadyum, arkadan bu balodaki saldırı. Sen bunları Aptor'un yaptığını söylüyorsun ama Aptor bu işlerin altından tek başına kalkabilecek güçte değil. Goran Ljosic. Evet. Aynen öyle. Önümüze boşu boşuna çıkmadı bu isim. Peki Goran'la ilgili bir gelişme var mı? Henüz yok. Ama asıl soru işareti Thomas Hartman. Böyle bir gecede onun hedef alınması biraz garip gelmedi mi size? Yani ayrıca bir de kaçırılan kız var. Bizim çocuklar, bilgisayarcılar sabaha kadar araştırdılar. Ne buldular? Hüseyin Koçaklar. Deniz İşletme Müdürü. Kaçırılan kız onun kızı. Ayrıca bir de işin içinde dün gece takip ettiğimiz Ivan da var. Peki bu Hüseyin Koçaklar kızının kaçırıldığını bildirmiş mi? Hayır tabii. Muhtemelen tehdit ediliyor. Yoksa Deniz İşletme Müdürü'nün kızı niye kaçırılsın? Muhtemelen Boğaz'dan kontrol etmeden geçirmek istedikleri bir gemi var. Peki bu İngiliz ajanın kimliğini tespit edebildin mi? Çocuklar çalışıyor, araştırıyorlar. Yemeği takip ediyordunuz, bir şey bulabildiniz mi? Başkan, ben o sırada balodaydım. Önceleri güzel gitmiş her şey. İngiliz Ivan'a içinde bilgi içeren bir kart vermiş. Biz de şimdi zaten ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ama yemek sonrası biraz sıkıntılı. Ivan'ın takibi sırasında ortalık fena karışmış. Ortalık karıştıysa işin içinde Korkut Ali vardır. Yok, bu sefer öyle değil. O yok bu sefer işin içinde. İlerleme var diyorsun yani. Var var. Daha da iyi olacak. Zeki, yetenekli, çabalı, yerinde durmuyor. Deli dolu ama durmasını öğreteceğim. Öğreniyor da zaten. İyi. Ben bugün Ankara'ya gidiyorum. Dönüşte etraflıca konuşuruz. Yıldırım, dikkatli olun ve cesaretinizi kaybetmeyin. Merak etmeyin başkan. Cesaretiyle yaşamayan esaretiyle olur. Dikkat etmek de, vatan için ölmek de vazifemiz.